Rasim Özdenören Barışın postmodern hali Köle, köle olduğunu kabul ettiği sürece onun bir tarihi olmaz. Olamaz. Köle için tarihin başlayabilmesi, efendisine ben buradayım ve artık sana itaat etmiyorum diyebilme iradesini açıklamasına bağlıdır. Bu fikri Hegel yaklaşık 200 yıl önce terennüm etmişti. Orta Doğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tatile girmiş olan tarihi yeniden yazılmaya başlıyor. Orta Doğu insanı yaşadığını, hayatta olduğunu ve hayatta kalmak istediğini kanıtlamak istiyor. Orada oranın insanı biz varız ve buradayız demeye başlıyor. Yönetici kadrolarla halk arasında idrak ve ufuk farkı olsa da ama halk bu farkı yönetici takımın idrakine dikte etme çabasında. Bunu kanıtlamak için gerektiğinde meydanlara dökülüyor. Bunu kanıtlamak için haykırıyor. Bunlar bir iradenin, var olma iradesinin göstergesidir. Orta Doğu'da şimdi yapılan budur. Milyonlarca insan başlarında bulunan despota isyan ediyor. Bu sesler belli dönemler için bastırılsa bile ok yaydan çıkmıştır. O sesten bir kere haykırılmış ve dünya o özgürlük çığlığını işitmiştir. Kulağını o sese kapatmak isteyen eninde sonunda kendi derdine yanmak zorunda kalacaktır. Bu insan ona ben buradayım ve seni artık başımda yönetici olarak kabul etmiyorum diyor. Orta Doğu'da tatile girmiş olan tarih şimdi yeni sayfalarını açmaya başlıyor. Orta Doğu'da tarih sil baştan yazılıyor. Her harekete bir öncü gerekir. Onlar bu öncüyü Türkiye'de görüyor, Türkiye olarak görüyor. Siyasal tarih aslında bir bakıma savaşların tarihidir. Siyasal tarih savaştan önce savaşın nedenlerini, savaş esnasında onun seyrini, savaştan sonra da barışın statüsünü belirleyen şartları anlatır. Şimdi şartlar yeniden gözden geçiriliyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye ve gerektiğinde Kuzey Irak boyunca kurmakta olduğu güvenlik hattı klasik yöntemin savaşıyla değil, çağdaş idrakin barış harekatı olarak gerçekleştiriliyor. İşitmekte olduğumuz hışırtılar, yazılmakta olan bu yeni tarihin kalem sesleridir. Orta Doğu halkları tarih sahnesine çıkmaya teşebbüs ediyor. Hiçbir gerici güç, bu teşebbüsü önlemeye güç yetiremeyecektir. Gören gözlere ufuk ışımıştır.